Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Sürpriz ortaklık teklifi Türkiye'den almak istiyoruz. Değerli izleyenler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Tarım Bakanı Desire Nzinga Birihanze ile Bilimsel Çalışmalar ve Teknoloji Geliştirme Bakanı Josem Panda Kabangu, iki ülke arasındaki tarımsal ilişkilerin geliştirilmesi için Konya'yı ziyaret etti. Bakanlar Birihanze ile Kabangu, Konya'da bir otelde tarım makineleri üreten Lucas Holland firmasının sahibi Asım Şen ve firma yöneticileriyle bir araya geldi. Kabangu, Türkiye ile tarımsal faaliyetleri geliştirmek istediklerini söyledi. Türkiye'nin tarımda kullandığı teknolojileri takip ettiklerini, bu kapsamda Lucas Holland firmasıyla iletişime geçtiklerini anlatan Kabangu, şunları kaydetti: "Avantaj ve olanakları değerlendirmek için sahada bizzat inceleme yaparak çalışmak istedik. Sıcak karşılama ve misafirperverlik için müteşekkiriz." Kongo Demokratik Cumhuriyeti teknolojisinin ve tarım üzerine olan kurulu düzenimizin gelişmesi, devamlılığı için bütün olanakları değerlendireceğiz. İki tarafın da kazan kazan durumunu yaşadı. Ticaretlere, teknolojilere, gelişmelere açığız, fırsatları değerlendirmek için buradayız. Meslektaşımla beraber iki ülke için de yararlı, faydalı olacak her işe açığız. Kabangu, ülkelerinde tarımsal faaliyetleri artırmak için Türkiye'nin tohumlarından da faydalanmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti: "Asıl amacımız tohum bankasından gerekli tohumları, ülkemizde yetişebilecek ürünleri, mısır ayçiçeği gibi ürünleri buradan temin edip, ülkemizdeki tarımsal faaliyetleri tohum bankasından aldığımız tohumlarla güçlendirmeye çalışmak olacak. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ve Kongo arasında sağlamaya çalıştığı güzel sinerjiye, enerjiye karşı, misafirperverliğe teşekkür etmek için gelmiş bulunmaktayız. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo ile iyi ilişkilerine istinaden biz de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni temsilen buradayız ve bu iyi ilişkileri, ortaklığı geliştirmek istiyoruz."